Özbek pilavı. 3 su bardağı pirinç, 500 gram kuzu kuşbaşı, 1 kilo havuç, 3 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, tuz. Sunumu için 2 baş sarımsak, 1 adet yumurta, zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz. Afiyet olsun. Önce pirincini ıslayalım. Evet, anne 2 su usulü. Bardağı kadar pirinç ıslatıyoruz. İstersen bunun içine evet. Dökelim. Dökülenler bunun içine evet, dökülsün. Pardon. 2 bardaktan mı yapacağız? 2 su bardağından yapıyorum. Çevirerek aynen. Mi sunacaksın pilavını? O çevirme kısmı birazcık zor. Değil onu, aslında. Evet, çevirebilirsek çevireceğiz. Çeviremezsek de karıştırarak servis edebiliyoruz. Eğer çevireceksem pirincini tam tencereye göre koymak lazım ya, o yüzden söyledim. 2 bardak az olur. Ben çevirme uzmanı olduğum için artık. O zaman çevirmeyi deneriz tabii ki. Aynen. Ha. O zaman bir yarım bardak daha biz ekleyelim. Tamam. Garanti olsun. Tamam. Bir bardak daha ekleyelim. Tuzunu koyduk. Suyumuzu koyuyoruz. Bu Özbek pilavının püf noktası, pirinci soğuk suyla da ıslatabiliyorsunuz ama o zaman soğuk su koymak gerekiyor pişirirken üzerine. Sıcak suyla ıslatırsak da sıcak su koymamız gerekiyor. İşin püf noktası nasıl bir daha suyla? Söyler misin? Hiç, dur denedim. Soğuk suyla da ıslatabiliyoruz pirinci yaparken. Hiç ben bilmiyorum. Bunun püf noktası da ama soğuk suyla ıslatırsak pişerken de üstüne soğuk su koymak gerekiyor. Bizim yani kültürümüzde soğuk suyla ıslatmak evet, yok bence. Özbeklerin özel püf noktasıymış. Ben de Özbek birinden öğrendim bunu. Valla çok enteresan. Ama hani nasıl suyla ıslatırsanız öyle yapmak gerekiyormuş. Sıcak soğan suysa. Soğan için sana ne veriyorum? Tahta. Soğanı ben küçük şöyle. Küçük doğrayacağım. Sen direkt eti tamam. Koymuyorsun bu durumda. Önce birazcık yağ ısıtıyoruz. Bunun özelliği biraz fazla yağlı maalesef. 1 su bardağı kadar sıvı yağ koyacağız. Özbek yemekleri genelde böyle çok yağlı ve doyurucu oluyor. Herhalde böyle memlekete göre değişiyor yemekler. Soğuk falan olunca muhtemelen evet. Yemekleri çok seviyorlar. Hatta bu yemek başlı başına bir yemekmiş. Bunu yapınca yanına başka hiçbir şey yapmıyorlarmış Özbekler. Yanına böyle bizim cacığımızdan biraz daha farklı olarak içine yeşil soğan, maydanoz, dereotu, tabii ki salatalı koydukları bir cacık yapıyorlarmış. Ya da böyle sadece bir sebze tüketiyorlar. Bu seferki soğanımız daha az acıymış herhalde, hiç yakmadı diğeri kadar göz. Hayır soğanı ne kadar çok hırpalarsan suyunu çıkarırsın o kadar göz yakıyormuş. Şimdi sen çok keskin bir bıçakla hiç suyunu çıkarmadan doğru. Yaptığın için demek ki işin sırrı oradaymış. Ben de onu bilmiyordum. Ne traçeydi? Yine unuttum adını. Taçe kraçe. Taçe kraçemize bir bakın şöyle ne kadar güzel gözüktüğüne. Şimdi şeylerini şöyle ters çevireyim, kırmızı gözüksün. İnanılmaz güzel oldu. 20 dakika fırında tuttuk. Bu özelliği böyle susuz olması gayet güzel oldu bizim için. Şimdi ben o arada bir havucumu doğrayayım. Çünkü olur hayatım. Bir havuç kadarı soğanla birlikte ilave edeceğiz oraya. İsmin Sıla. Sıla. Bu gezmenle falan alakalı mı bu durum? Aslında çok onunla alakalı değil. Şöyle, annem evlendikten sonra babamın işi dolayısıyla Milas'a taşınmışlar. Beni ailesinden herkesten uzakta doğurmuş o yüzden. Benim, hatta Ankara'ya hani doğum için gelmiş. O yüzden Sıla koymuş adını, gurbette kaldım diye. Kim bilir ne yaşadı? Geldi annene sor. Muhtemelen evet. Öyle tabii ki. Annene bir selam söyle, babana, annene. Anneme, babama çok selam söylüyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir de kardeşime tabii ki. Evet. Onu da unutmamak lazım. Benden de selam olsun herkeslere. Bir küçük soğan atacağım dedin. Atalım şimdi mı? Şimdi atacağım ama onu havuçla beraber atmak gerekiyor. Tamam. Şu havucu da bitireyim. Burada havucu rendelememek gerekiyor. O çok önemli. Hı-hı. Çünkü çok ölüyor havuçları. Yarım saate yakın sadece havuçları pişireceğiz. Uzun uzun olması, ince ince doğruyoruz. Olması çok önemli. Aynen. Benim ama de çok sevdiğim bir pilav. Rendelemiyoruz. Evet. Ve
bir püf noktası daha. Havuçları koyduktan sonra tuz eklemiyoruz hiç. Tuzu en son koyuyoruz. Çünkü havuç bütün tuzu çekiyor, pirince tuz kalıyor. Ya. Havuçlar çok tuzlu, pirinç az tuzlu oluyor. Çok güzel bir püf noktasıymış. İşin hani o da bir detayı aslında. Güzel. Pirinçten sonra havucu tuzumuzu ekleyeceğiz. Şöyle bir hazırlık yapalım. Özbek pilavını böyle bütün sarımsaklar yapıyorlarmış. Soslayıp onunla birlikte sunuyorlarmış. Birazdan şimdi fırına atacağız. Evet, onu fırında güzelce pişireceğiz. Bu arada pirinçlerimizi iyice yıkadık. Suyunu iyice süzdükten sonra. Yeni açanlar varsa özbek pilavı yapıyoruz. Bütün püf noktalarıyla gösterdi bize Sıla, sağ olsun. En son havucu koyuyoruz. Attık. Üstüne pirinci atacağız ve hiç karıştırmıyoruz. Evet. Havucu da hiç karıştırmadık. Havucu da hiç karıştırmadık. Pirinci de hiç karıştırmıyoruz. Şöyle bir pirinci böyle bir spatula yardımıyla hafif düzleştiriyoruz ve bir daha hiç karıştırmıyoruz. Tamam. Burada işin bir püf noktası var. Böyle spatulanızın arkasıyla pirince delikler açıyoruz suyunu eklemeden dibine önce. Dibine kadar. Aynen, ete kadar gidiyoruz. Bu açtığımız deliklerden şimdi sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Şimdi ne kadar çok delik açarsanız o kadar. Ne İyi acaba olur. Ne şey oluyor? Bu dibinde kalan et ve soğanımız, ben ölçüyle yapayım mı? Bardağımla geleyim. Ölçüsüz yapınca biraz. 3 bardak pirinç evet. koymuştuk. 3 koyduk. 3 de su koyacağız. Tamam. Üçüncü bardağımızı koyuyoruz. Kaça kaç koyuyorsun? 3'e 3 koydum. 1'e 1 yani yapıyoruz. Ne tamam. kadar pirinç, o kadar su. Zeytinyağı sosunda şimdi ne var başka? Şimdi tuzunu da bir atayım ben bunun. Hı-hı. Çünkü havuca hiç tuz atmamıştık, pirinç tuzlu olsun diye. Valla özbek pilavı yaptım ama bu kadar ayrıntısını hiç yapmamıştım. Ya Özbekistan'a gitmiş kadar oldum yani. Ben de Özbek birinden öğrendiğim için böyle bütün detaylarıyla biraz. Güzel. Şu delikleri biraz daha şey yapayım ben. Gözden kadar geçireyim. Insin. Evet. Biraz kapanmasın. Bu şimdi kaynayana kadar böyle. Biraz altını arttıralım. Bir fokur diyecek bu böyle. Yumurta kaynatıyoruz. 3 tane yine sunumda. Sunum için yumurta kullanacağız. Sarımsak beraber. Ve yumurta vazgeçilmezmiş. Ne Aynen. istiyorsun sosuna? Buna birazcık söyle. Zeytinyağımıza baharat katabiliriz mesela. Hani bu tamamen biraz damak zevkinize kalmış bir şey. Karabiberle tuz olmazsa olmazı. Tokat kebabını yemişsindir muhtemelen. Evet, onlar yedim. Da böyle bütün sarımsakla yapıyorlar. Aslında sarımsak hem çok faydalı hem bence oldukça da lezzetli bir. Sarımsak kebabı da var aynı şekilde. Evet. Hatta ben yapmıştım size. Hani çok fazla nasıl yeniyor bu falan dediniz ya. O zaten o kadar güzel yumuşuyor ki böyle pırt yapıyorsunuz çıkıyor. Böyle dünyanın en lezzetli kesinlikle şeyi. Kesinlikle katılıyorum. Buradan evet. bir fırça alayım ben bir de. Şurada. Orada mı? Ah. Teşekkür ederim. Bunu bir de yağlı kağıt ve alüminyum folyoya sardığımız zaman sanki böyle mangalda közlenmiş gibi oluyor. Hmm. Şöyle. Direkt böyle sanki direkt batırayım bence batır de. Batır bence. Tepesine çok gelmeyen yerlere şöyle. Daha güzel içi çeker. Daha bol çeker. Bol olsun. Kenarlarından da içlerini atalım. Of şu an ben bunu düşünemedim ya. Nasıl şöyle. Olabilir ağzım sulandı. O zaman bol cana yapalım. Ay, nasıl lütfen. Olsa. Çok severim. Piştiği için de çok da kokmuyor. Aynen öyle. Hatta evet. bunu daha sonra hani kalırsa eğer biraz zeytinyağıyla bir kavanoza koyup üzerine geçecek kadar zeytinyağı. Hmm. 3-4 gün bekletip diğer yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Evet, olabilir. Ya önce bir yağlı kağıda ardından alüminyum folyoya sarıyoruz. Alüminyum folyonun sağlıksızlığı geçmesin. Evet. Bunu eriyince zaten anlaşılıyor bu. Fırında yumuşayıncaya kadar şöyle güzelce pişirebiliriz. Tamam, bu arada pilavımız kaynadı. Burada bir püf noktası daha var. Böyle havuçlara gelmeden pirinci böyle alıp ters düz ediyoruz hafif. Hmm. Çok karıştırmadan.
Çünkü öyle yapmazsan şey kalabilir. Değil mi? Böyle evet, sert kalabilir. Her yerine eşit dağılmamış oluyor. Aynen. Böyle bir havalandırıp çok fazla havuçlara gelmeden. Aslında pasta gibi çıkarma derdin yok. Öyle bir sunum yapacaksın. Evet. Çünkü onun iki farklı şeyi var. Karıştırarak yaparsak bunu o Taşkent usulü oluyor. Direkt böyle çevirirsek pasta de gibi. Semerkant usulü oluyor. Diğer çevirmek için gerçekten iyi dinlenmesi lazım öyle pilavların ki güzel çevrilsin. Şu an biz son yemek olduğu için Taşkent usulü yapacağız. Yani karışık olarak servis edeceğiz. Yumurta ve sarımsak eşliğinde. Aynen öyle. O zaman bunun şimdi artık bu tamam. Kaynadı da güzelce. Ters düz ettik. Evet, kısıyoruz. Çok kısalım. Kapağını kapatıyoruz. Hiç açmadan yarım saat 25 dakika kadar pişiriyoruz. Hatta bir tık çok kaynıyor şu anda. Bence de en kısa. Evet. O zaman yarım saat pişiriyoruz bunu. Ben kahve ısmarlayayım sana. Kahve yapayım. Süper olur. Keyfimize çok bakalım. Teşekkür ediyorum. Sonra sunumlar. Tabağa pilavımızı çevirebiliriz. Çünkü pilavımızı gerçekten beklettik, pişirdik. Çevirebilecek kıvama getirdiğimizi düşünüyoruz. Çevirmeyi çok arzu ediyorum şahsen. Çünkü ben cesaret edemedim çevirmeye. Bir kere de çevirince hızlıca hiç sorun olmuyor böyle pilavlarda. Benim yardım edebileceğim. Şu an o oldu. Yeterince soğuduysa hiçbir şey olmaz. Hadi koy bakalım süslerini. Tamam, süslerini İki yumurta yapalım. Bence yeterli. Ha? Bence de. Bir de sarımsaklarımız var. Yeni açanlar için Özbek pilavı bu şekilde sunulurmuş. Özbekistan'da yumurta ve fırında pişmiş böyle marine edilmiş sarımsak kabuklarıyla birlikte.